Evet sevgili izleyiciler, Güney Kürdistan'ın ekonomi politiğini konuşacağız. Belki bölgedeki ekonomik sorunları iki başlıkta ele almak gerekiyor. Bir, mevcut kaynakların bir kesime, bir işte bir elitist bir kesime peşkeş çekilmesi, bir diğeri de halkın üretime dahil edilmemesi, üretime dayalı bir ekonomi modelinin bölgede oluşturulmamış olması olarak ele alınabilir. Bu ekonomi politiği konuşacağız. Bölge yönetiminin bu ekonomi politikasını gazeteci Fehim Işık Skype konuğumuz. Heval Fehim, yayınımıza hoş geldin. Teşekkürler, çok sağ ol. Evet, bölgenin ekonomi politiğini konuşacağız ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Günümüze kadar hep konuştuk, bölgede bir petrol ticareti var özellikle Türk Devleti ile. Buna rağmen Türk Devleti'ne bir borçluluk söz konusu. Bunu Türk Devleti nasıl gerçekleştiriliyor? Çünkü bu yolla KDP'yi ekonomik anlamda bir boyunduruk altına aldığı söyleniyor. Petrol satan taraf KDP, borçlu olan KDP, bu nasıl oluyor? Bu ilginç bir durum doğrusu. Yani ekonomistlerin bunun üzerinde durup iyice inceleyip bir sonuç çıkarması lazım. Ben ekonomist olmadığım için ancak belki siyaseten bu noktadan bu duruma nasıl gelindiğini açıklamak mümkün olabilir benim açımdan. Birincisi şu, bir sefer orada ekonomik işleyiş şeffaf değil. Yani dolayısıyla kimin kime ne sattığı, kimin kimden ne satın aldığı, bunun karşısında ne kadar para kazandığı konusunda açıkta bilgiler yok. Yani tüm bilgiler gizleniyor. Ayrıca orada yapılan ticaretin resmiyetine de girilmiyor. Yani orada yürütülen ticaret de, özellikle petrol üzerinden yürütülen ticaret de bir şekliyle gizli. Yani kaçak demek istemiyorum. Evet. Sonuçta bölgedeki güçlerin dahli var bu işin içerisinde, ancak sonuçları itibariyle saklanan bir ticaret söz konusu. Bunun nedenini de şurada aramak lazım. Yani 1991'de Güney Kürdistan'da yeni bir yönetim kurulduğunda, onun hemen akabinde 1992'de seçim yaptılar. Ancak seçimler yapılmış olmasına rağmen orada o seçimler bir şekliyle yeniden ortaklaşmış, özgür demokratik yönetime sahip olan bir toplumsal yapıya evrilmedi. Yani deyim yerindeyse seçimlere rağmen model parti devlet modeli olarak ele alındı. En nihayetinde bu uyuşmazlık 1994'te bölgenin iki büyük partisi arasında çatışmaya neden oldu. Ağır sonuçları olan çatışmaydı. O çatışma nedeniyle hem o parti devlet modeli diyebileceğimiz yapı ikiye bölünmüş coğrafyada güçlendi. Evet. Yani Süleymaniye bölgesine, Soran bölgesine daha çok Kürdistan Yurtseverler Birliği egemen oldu. İşte Hevleri de kontrolüne alan, Bahtiran bölgesinde de ağırlığı olan Kürdistan Demokrat Partisi ise Soran bölgesi dışındaki kalan alanları ya da işte Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin dışındaki alanları yönetmeye başladı. O tablo bugüne kadar değişmedi. Bu nedenle orada peşmerge ordusu oluşamadı. Bu nedenle orada ulusal kurumlaşmaların tümü bir şekliyle göstermelik kaldı. Yani ne yazık ki buna parlamentoda dahil. Şimdi bu iki yönüyle olumsuz sonuçlar ortaya çıkardı. Bir, tüm ticaret parti kasaları üzerinden yürütülmeye başlandı. İki, partiler ticari ilişkiler geliştirdikleri bölge devletlerine, özellikle İran ve Türkiye'ye karşı çok bağımlı bir tabloya düştüler. İşte bu tablo nedeniyle aynı zamanda üretimden de kopuk yaşadılar. Yani deyim yerindeyse oradaki yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını üretime ve sanayiye dönüştürüp onun üzerinden zenginliği, evet, topluma yayma yerine daha çok bölge devletleriyle kapalı kapılar ardında ticari ilişkiler geliştirerek onlar üzerinden bir nevi, işte biraz önce sizin de dosyada belirttiğiniz, sorarken de dediğiniz belli bir elitist grubun o gelirlerden nemalanmasını sağladılar. Bu da işte kapitalizmin genel geçer kuralıdır. Gelir dengesinde büyük bir değişime neden oldu. Yani peki, toplumun çok az kısmı gelirin büyük kısmını aldı. Toplumun büyük bir kısmı da %80'lere varan
kısmı da yoksullukla karşı karşıya kaldı. Şimdi bölgede dikkat çeken bir başka noktaysa bölgedeki inşaat sektörü, yani Türkiye'den giden inşaat sektörlerinin bölgede çok ciddi faaliyet yürüttüğü söyleniyor. Bunu şunun için soruyorum, şu iddialar, yorumlar da var. Bu inşaat şirketleri üzerinden bölge yönetiminin Türk Devleti'ne karşı borçlandırıldığı iddiaları da var. Ayrıca bu şirketlerin oradaki faaliyetleri hangi boyutta? Sadece ticari faaliyet mi, yoksa Türk Devleti'nin orada nüfuz etmek istediği bu şirketler aracılığıyla başka alanlar, başka yerler var mı? Şimdi şöyle diyeyim, 2003'te Saddam yönetimi tamamen devrildikten sonra oradaki tüm altyapı ve üst yapı, inşaat işleri, petrol ve ticaret de dahil savaş tazminatı gerekçe gösterilerek bir bütün olarak ABD'nin kontrolüne verildi. ABD de aldığı bu kontrolü tamamen kendi belirlediği şirketler üzerinden yaşama geçirmeye başladı. Yani Güney Kürdistan'da da bu tabloyu yaşama geçirirken daha çok Türkiye'deki Türk şirketler üzerinden. Yani çoğu kez Kürtler de şikayet eder. İşte bizim coğrafyamızın bir parçasını Kürt partileri özgürleştirdi ama biz orada taşeron olmanın ötesine gidemedik derler. Doğrudur, taşeron olmanın ötesine gidemediler. Çünkü oradaki tüm ihaleler ABD şirketleri üzerinden belli bir yüzdelikle kendi belirlediği şirketlere, çoğunlukla da Türk şirketlerine verildi. Türk şirketleri de onları alt taşeron şirketlere dağıtarak, deyim yerinde ise hiç elini soğuk sudan sıcak suya koymadan bir bütün olarak oradaki gelirleri kendisi almaya başladı. Şimdi bu tablonun karşısında başka bir şey de var. Orada yapılan tüm işler, biraz önce dediğim gibi parti elitleri üzerinden ya da partilerin belirlediği kurallar üzerinden yaşama geçirilen ticari ilişkiler olduğu için bunlar resmiyete de yansımadı ve dolayısıyla gelirin tamamı hiçbir zaman olduğu gibi resmiyet içerisine girmedi. Yani partilerin şu an bile bilmediğimiz kasalarına aktarıldı ya da belli elit kesimlerin orada işte bir anda türedi zenginlerin ortaya çıkmasının bir nedeni de bu. Onların kasalarda aktarıldı. Şimdi oradaki tablo nedeniyle resmiyette sürekli bir borçlu görünme var. Yani sadece petrol üzerinden basit bir örnek vereyim. 2014'ten bu yana petrol ilişkileri, Irak Merkezi Hükümeti'yle de ilişkilerin bozulması nedeniyle daha çok Güney Kürdistan yönetimi ve ağırlıkla da HDP Türkiye ilişkileri, ticari ilişkileri üzerinden veriliyor. Bunların sonuçlarını hiç kimse bilmiyordu. İşte Taktak'taki petrol de Süleymaniye bölgesinden çıkan petrol de Ceyhan boru hattına bağlandı ve o da Türkiye üzerinden dünya pazarlarına gönderilmeye başlandı. Ve dünya pazarlarına Irak petrollerini pazarlayamayacakları için Türkiye'ye gönderdiler. Sanki Türkiye'nin petrolüymüş gibi dünya pazarlarına göndermeye başladılar. Ama bu arada gelirleri de hiç kimse söylemedi. Bir tek 2019'da uluslararası bir petrol konsorsiyumu, yani bu konuyla ilgili çalışma yürüten yapılanmalar raporu açıkladı 2019'da. Türkiye'nin sadece Güney Kürdistan'la geliştirdiği petrol ticaretinden 2019'daki kazancı eşit yaklaşık 1 milyar 400 milyon, yani bir Evet. yıllık kazançtan söz ediyorum. Buna rağmen bir bakıyorsunuz ki Türkiye'nin iddiaya göre, tam emin değilim, referandum döneminde Erdoğan 5 milyar dolar Güney Kürdistan yönetiminin kendilerine borçlu olduğunu açıklamıştı. Daha sonra Güney Kürdistan'da dönemin Petrol Bakanı Haşti Havrami bir iyileştirme planı yaptıklarını söyledi ve dolayısıyla bugün konuşulan Güney Kürdistan'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar civarında borçlu olduğu. Ama Türkiye'deki bankalarda Güney Kürdistan'ı yönetenlerin özel hesaplarında ne kadar para olduğu ya da Güney Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin Halkbank'taki hesabının ne kadar olduğuna dair somut açık bilgiler yok. Bunu bir tek biz değil, yani Güney Kürdistan parlamentosu da bilmiyor, Irak Merkezi parlamentosu da bilmiyor. Dediğim gibi yani orada
işleyişin şeffaf ve demokratik olmaması, ticari anlamda ortaya çıkan bu elitist kesimin nebalanacağı tabloların sonuç itibariyle ekonomiye egemen olması bu olumsuz sonucu da beraberinde getiriyor. Görünen somut noktalardan biri bu. Şunu sormak istiyorum. Bu ekonomik anlamda yaşanan bu girift ilişkilerin politik, siyasal izdüşümü nedir? Oraya nasıl yansıyor bu ilişkiler? Bu çok açık. Yani sonuç itibariyle siz kendi bölgenizde kendi ekonominizi yönetemezseniz, ekonominiz başkalarına bağımlı olursa orada üretime dönük herhangi bir ticari mekanizma da kuramazsınız. Yani Güney Kürdistan'daki bugün en büyük etkenlerden biri bu. Yani tamamen dışa bağımlı ve orada hiçbir şekilde bölge devletleriyle rekabet edebilecek ciddi bir sektör oluşmadı. Yani tüm sektör ya montajdır ya tamamen dışarıya bağımlıdır. Dışarıdan alınan ürünler üzerinden yürütülen bir ticari ilişki var. Bunun beraberinde getirdiği etkenlerden biri de işte bugün Güney Kürdistan'ın yaklaşık 30'un üstünde noktasında Türk Devleti'ne ait askeri üslerin olduğunu biliyoruz. Yani onların da sayılarını ne yazık ki tam olarak bilmiyoruz. Onun yanı sıra işte devam eden çok ağır saldırılarla süren birçok sivilin ölmesine neden olan işgal saldırıları da var. Tüm bunlara karşı işte Güney Kürdistan yönetiminden, cılız parlamentodan çok cılız sesler çıktı. Yani Irak parlamentosu kadar bile etkili ses çıkmadı. Diğer taraftan bu ilişkileri bugüne kadar sürdüren Kürdistan Demokrat Partisi'nden Türkiye'nin işgal saldırılarına karşı tek bir açıklama dahi henüz duyabilmiş değiliz. Yani buradaki o bağımlılık, ekonomik bağımlılık ve aynı zamanda siyasal bağımlılığa, işte bugün de gördüğümüz gibi askeri bağımlılığa da yol açabiliyor. Yani bu oradaki sorunların çözümüne de engel olan ciddi noktalardan biridir. Bunların hepsi birbirini etkileyen, evet, birbirinden ortaya çıkan sonuçlardır. Ve daha kötüsü, yani bölgede korkunç bir yoksulluğa neden olmuş. Yani düşünün, dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan Irak'ta, diğer tarafta yönetimi Kürtlerde olmasa bile dünyanın en büyük petrol kaynaklarından biri olan Kerkük'e ve diğer petrol alanlarına sahip olan bir coğrafyada insanlar yoksul, insanlar maaş alamaz durumda, evet, ve yoksulluk ve maaşsızlık, üretimsizlik de üzerine eklenince tamamen dışa bağımlı, peki, geleceği belirsiz bir şekilde yaşam sürdürüyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Alfiyim yayınımıza katıldığın değerlendirme ve yorumların için. Ben de teşekkür ediyorum Barış, iyi yayınlar. Teşekkürler.